Merhaba herkese, iyi akşamlar. Videonun başında söyleyeyim. Borsanın ya da hayatın sırrını vermiyorum. Hiç bilmediğiniz bir şey de yapmıyorum. Onu da bir ifade edeyim. Birkaçtır çünkü ya bilmediğimiz bir şey yok mu diyenler oluyor. Cevap da veriyorum aslında izleyici ama bilmediğiniz bir şey yok arkadaşlar. Hareketli ortalamalardan yola çıkıyoruz. Özel bir mum formasyonu varsa onu arıyoruz ve göstergelere bakıyoruz. Bunun nazarında da bir değerlendirme, şahsi benim şahsımda bir değerlendirme yapıyorum. Yani size hissenin işte bir ay sonra bilmem üçüncü çarşambada yukarıya dönüp tavan yapacağını söylemiyorum. Böyle bir yeteneğim yok. Var olan varsa saygı duyarım, böyle bir yeteneği olan varsa, ama benim yok. Şimdi TSKB için şunu söyleyeyim. Bunu da haftalık tabi değerlendiriyorum. Bu tabi şeyden, BIST 100 dışındaki hisselerden arındığımdan beri en azından BIST 100 hisselerine daha sık ve daha düzenli bakmaya başladım. Bu da benim için herhalde bir artı oldu. Öbür türlü çok fazla dağılıyordum. Bir sürü hisse, yani 450'ye yakın hisse var işlem gören. İmkansız gibi bir şey oluyordu. Devamlı istek geliyordu bu sefer. Şimdi TSKB için şunu söyleyeyim. Bu takip ettiğimiz, yani düşüş periyodu başladığından beri hiç izlemeyenler için söylüyorum. 2-3 şey değerlendirdik. 1.80'de tepki bekledik ilk önce. O tepkiyi aldık. Ama olmadı, tutmadı. Aşağı yönü, yani 1.80'in kırılımı tekrar devam etti. Orada da bir yukarı tepki hareketi. Yani nasıl aşağı giderken, yukarı giderken düzeltmeler oluyorsa, bunu hep söylüyorum. Aşağı giderken de bu türden aynı düzeltmeler oluyor. Dolayısıyla o gün de şey demiştim, yaptığım videoda 20'sinde olabilir, bilmiyorum, hatırlamıyorum, 18'inde 20'sinde, 20 değildir de 22 de olabilir. Bir sıkışma oldu, 20 gün üstleri ile 8 gün üstleri arasında git gel git gel 4 gün boyunca olmadı. Tabi 20 günü kırması orada çok önemliydi, belki bir dönüş işareti olabilirdi, bir şey de gelebilirdi, yani müşteri gelebilirdi malı. Olmayınca tekrar aşağı yönlü bir hareket. Şimdi bu aşağı yönlü hareket tabii artık, yani grafiği ne yapacağız? Ayıracağız periyotlara gerekirse. Şu hareket tabii sizin de gördüğünüz üzere pek çoğunuzun bu hareketle artık aynı hareket değil. Yani bu başka bir hareket. Çıkarken momentum arıyoruz haklı olarak. Yani ne kadar momentumlu yukarı hareket olursa o kadar çok para kazanırız. Düşerken de momentumun bitmesini arzular her hissedar ya da işte yatırımcı. Burada momentumun artık çekildiğini görüyoruz. Bu bir taraftan olumlu bir şey. Yani artık çok bunu satmaya istekli şey yok. Almaya da tamam. Orada da tabii almaya istekli bir müşteri de yok ama hani hafiften yine bir şey var, kayıp var. Yok değil. Ama en azından dediğim gibi momentum bir kere bitti. Yani böyle çok önemli bir şey olmazsa veya birisi getirip İşte çok lotu olan bir yatırımcı böyle milyonlarca lot ortaya saçıp da 20 milyon lot, 15 milyon lot, ben bugün bunları çıkıyorum demezse herhalde büyük ihtimalle öyle eksi 8'ler, 7'ler, 10'lar falan bir daha olmayacak gibi duruyor. Garantisi var mı? Yok, onu söyleyeyim. Bunun dışında zaten burada 1.64 düşün, 1.618, yani altın oranına geliyordu. Yani çıkarken nasıl bir altın oranımız varsa düşerken de bir altın oranımız var. Çıkarken ciddi bir bunu direnç olarak söylüyoruz. Düşerken de ciddi bir destek haliyle. Diyelim ki devam ederse, önce kötüyü konuşalım. Destek, yani majör olarak ben 1.64'üm. Kendi adıma söylüyorum, tutmasını beklerim. %100 mü? Değil. Ama genellikle diyorum, yani orası bir destek olur. Devam ederse de altta zaten 1.36 var. Geldiği yere dönmüş olur. Bu da bir, hani şimdi şey diyebilirsiniz ya, 1.36 değil geldiği yer. 1.20'ler, 15'ler diyebilirsiniz ama daha önce zaten 1.30'lardan, 1.40'lardan işlem gördüğü olmuştu. Şöyle göstereyim. En kötü alanda orası olur. Tabii az kayıp değil, onu söyleyeyim. Çok kayıp elinde olanlara. Burada yani çok şey yoksa, çok risk kaldırılmıyorsa, şu an hafif hafif bir aşağı kaybı var, onu söyleyeyim. Yani bir yukarı gidişten bahsetmek henüz mümkün değil. Yani şöyle bir trend çekemezsiniz. Onu daha göstermedi bize. Aşağıdan böyle 1.60 kaçtı burası. 7'den 8'den gelen şöyle bir trend çekmek henüz mümkün değil. Tüm ortalamaların altında, özellikle 8 mi, hatta özellikle 20 gün üstlerinin altında bu olumlu bir tablo vermiyor maalesef. Ama şey var. Hani bir taraftan belki bir desteğe de yakın olduğu söylenebilir.
Burada 1,80 civarının ilk söylediğim destekte, o desteğin hala aslında var olduğunu ve tuttuğunu da görüyoruz. Çünkü hani etrafında dönüyor. Çok kırıp da uzaklaştığı zaman gördüğünüz gibi bir alıcı geldi. Demek ki 1,68'lerde, 1,67'lerde hani yaptığı tavana bakarsak burada bir müşteri potansiyeli de mevcut, kötü hallerde. Yukarı bir hareket aranacaksa şimdi, yani devamlı izleyenler tabii 3 aşağı 5 yukarı artık biliyorlar, ne diyeceğimi tahmin ediyorlardır diye düşünüyorum. Burada 1,80 diye söylemeyeceğim arkadaşlar. Yani burada şey diyebilirim, 1,80'in üstüne hareketlerin önemli olduğunu söylerim ki önemlidir aslında. Ama bir ara bir direnç olarak görmek bunu daha doğru. Yani üstünde kalış ve yukarı bir dönüş aranıyorsa çok basit 1,95'in üstünde kapanışlar görmek gerekir. 1,95'in üstündeki kapanışlar muhtemelen 2,08 civarına hızlı bir gidiş sağlayabilir diye düşünüyorum. Ama orası kırılamazsa bir yatay alana giriş de olabilir. O da bir mümkün sağ yayılım bir süre gözlenebilir. Orada da 1,80 ve 1,95 aralığına belki dikkat etmek gerekir. Tabi gelirse oraya, yani bir arada dediğim gibi 1,80 direnci de var. Bakın bugün de atak oraya aslında. 20 güne. 1,85'ten dönmüş, bir kuruşu iki kuruşu aramayın. Yani demek ki 20 gün üzerine gelirken bir satış yiyor. Öncelikle yani o direnci aramak da çok hatalı bir davranış değil. Dolayısıyla aşağıda 1,80, yukarıda 1,87. Şu an ana iki bir destek ve bir direnç, bir ara destek ve 1,94 bir ana direnç olarak yorumlanabilir. 1,90, çünkü niye söylüyorum 1,94'ü? Şimdi bu kağıt döner 1,94'ün üstüne giderse ben buna bir trend çizerim. Dedim ki, ya diyelim yarın öyle bir şey yaptı, tuttu. Şöyle yaparım. Derim bir geldi mi oraya, tamam buyurun. Başladı bir trend yukarı yönlü. İlk bacağını yaptı bu trendin. İkinci bacağına bakarım. Yani tekrar dönüp de 1,80'lere falan, hani yöntemi de söyleyeyim size. Deyip de tekrar orada yeşil yakıyorsa ve yukarı yönlü bu sefer de atıyorum 2'nin civarına bir tepe yapıyorsa, alsa da doğu kuramı. Yani yukarı yönlü bir rakamın onaylanması oluyor bu da. Dolayısıyla bu seviyeler takip edilmeli. Dediğim gibi kötü şartta 1,67, 1,64 olarak da alabilirsiniz. O da hani işin kötü şartında takip edilmesi gereken seviye. Onun dışında 1,80'de aşağı kırılmadığı sürece ve yukarıda da bu 1,93'ün 4'ün 5'in ya da neyse üstüne çıkılmadığı sürece yatay olarak bir diğer senaryo da oluşabilir. RSI şu an 42,75. İşte 43,24'te kendi basit ortalaması var. Burada RSI'de 46'ın 47'nin üstüne bir hareket görülürse bu da aslında kısa vadede yukarı bir rakım anlamına gelebilir. RSI takip edenler 47'nin üstünü, 48'e hatta bence gözlemesi lazım. Yani orası daha böyle şeyli, nasıl söyleyeyim, daha güvenli bir seviye olabilir RSI yönünden, yukarı akımı destekleyen. MACD yönünden de henüz bir dönüş gözükmüyor ama kısa vadede histogramda bir küçük yeşil yanmış durumda. Tabii histogram büyürse o da bir dönüş anlamı taşıyabilir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok, unuttuğum bir şey yok. Özel bir mum formasyonu da şu an için gözükmüyor. Yani şu mum formasyonu, şu iki tane mumun bir anlamı yok, onu söyleyeyim. Herkese iyi haftalar dilerim.